günlük iki defa, üç defa elektrik kesiliyor. Daha evvel özeldeyken özel deniliyor, işte özelleşsin falan, ama bence özelleşme falan böyle bir anlayış, böyle bir davranış, böyle bir şey olmaz. Kırşehir'ine sanki bir köy muamelesi gibi günlük elektrik kesiliyor. Esnafımız her gün perişan, halkımız her gün perişan. Kime ne diyeceğimizi, kime ne yapacağımızı, kime şikayet edeceğimizi artık Bakan Bey'e şikayet ettik. Vekillerimize söyledik. Sayın Valim, aktardık, belediye başkanımızdan görüştük, sivil toplum örgütü olaraktan TEDAŞ'ın genel müdüründen Konya'yı aradık, burayı aradık, artık geliyor işte bilmem ne, eski kablolarmış bilmem, bunun eski kablosu bilmem neyi yok ki, sen benden parayı alıp ondan sonra kablo yapacağım, böyle bir anlayış, böyle bir şey olmaz yani, böyle bir zihniyet olmaz. Halk, Kırşehir halkı artık, Kırşehir esnafı bu TEDAŞ'tan bıkmış durumda yani. Kendilerine geldiği zaman 20 lira birine bir borcu var, elektriğin işte unutulmuş bilmem ne, iki günde hemen elektriğini kesiyor. Adamın buzdolabında yahut da herhangi bir yerde çamaşırı mı çalışıyor, makinesi mi çalışıyor, buzdolabında bozulacak bir eşyası mı var, bir şey mi var, hiç onu düşünmeden kesip gidiyorlar. Ama benim esnafın bir gün örneğin yine ikinci çarşıda dün Ankara Caddesi ve o civarları kesikti. Bir gün de ikinci çarşı kesik. Esnaf bir gün, iki gün, ayda belki de iş yapacak. Bunu da TEDAŞ'ın yüzünden her gün şey oluyor. Bunun bir çaresi olması lazım. Kimi kime şikayet edeceğiz? Böyle bir şey olmaz yani. Halkın bizden aldığı para hep helal para yani. Harama çevirmesinler. Ben onlara aldığı parayı inan hakkımız varsa, eğer bu halkın, bu insanın hakkı varsa onlara zehir zıkım olsun yani. Bu kadar burama getirdiler yani. Buramıza getirdiler. Bu kadar bir şey olmaz. TEDAŞ hizmet için özelleşir. Böyle hizmet, özelleşme böyle mi olur ya? Böyle bir özelleşmeyi daha ben ilk defa görüyorum yani. Her gün elektrik mi kesilir? Her gün insanların karşı karşıya mı geliriniz yani? TEDAŞ deyince artık her şey duruyor. 20 lira alacağı olduğu zaman tık elektriği kesiyor. Vatandaşın elektriği kesiliyor. Vatandaş mağdur oluyor. Ona hiçbir şey yok. Gerekirse mahkemeye vereceğiz. Bütün esnaf tek tek bir imzalarını toplayıp ve mahkemeye vereceğiz. Artık buramıza geldi. Gereken biz de bir gün ayıp olur, yarın ayıp olur. Ya işte TEDAŞ'tan karşı karşıya gelmeyelim diye düşünüyoruz ama artık bardağı da aşırdılar. Kusura bakmasınlar. Gereken yerlere de yani şikayet etmek acizlik ama artık bizim buramıza getirdiği için de gereken mercilere de şikayet edeceğiz. Böyle bir TEDAŞ, böyle bir anlayış, böyle bir davranış, böyle bir ekip istemiyoruz yani. Kırşehir'e yani ahli merkezi diyoruz. Ahilik işte burada herkese, bütün dünyaya feyiz vermiş. 800 yıl önce evliyalarımızın şehri olan Ahli'nin her gün elektriği kesiliyor. Her gün şeyi, köy muamelesi yapıyorlar. Bize buna hiç kimse dur demeyecek mi? Hep bunu yani şikayet etmediğimiz, aramadığımız yerde kalmadı ama istedikleri gibi at oynatıyorlar, istedikleri gibi kesiyorlar, istedikleri gibi davranış yapıyorlar. Artık buramıza getirdi yani. TEDAŞ'tan bir daha da böyle bir şeyi karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Gerekirse başbakanımıza, bakanımıza, herkese de şikayet edeceğiz. Bu böyle bir özelleştirmeyi biz istemiyoruz yani. Böyle bir özelleştirmeyi kesinlikle istemiyoruz. Böyle bir özelleştirme kümede kalmıştır yani. TEDAŞ'ın aldığı para zehir zıkım olsun.